Doların 10 TL eşiğinden dönmesi için AKP'nin iktidar partisinin ileri gelenleri dün çok yoğun bir çaba sarf etti. Bugün Bloomberg'den öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir brief verdiler. Amaçları bu 10 büyükelçinin kovulması durumunda ekonominin çok gerçekten zor bir duruma düşeceğini anlatabilmekti. Bu brief etkili oldu ve önce bu büyükelçilikler biliyorsunuz 41. maddeye riayet edeceklerine, iç işlerine karışmayacaklarını duyurdular. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kovulma kararından geri adım attı. Ve bunun etkisiyle dolar düşüşe geçti. Dün zaten öğleden sonra düşmeye başlamıştı. Bugün 9.41 TL'yi kadar gördü dolar. 9.85'ten 9.41 TL'ye kadar geriledi. Ama daha sonra yeniden oradan bir yükselişe geçti öğleden sonra ve bu videoyu çektiğim dakikalarda 9.53-94 seviyesinden işlem görüyor Amerikan doları. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Buralarda kalır mı? 9.40-9.50 bandında, hatta biraz daha aşağıya gelir mi? HSBC portföy yorumlarına dikkat ettiğim, önem verdiğim bir yatırım kuruluşu. Bugün sabah yayınladığı notta önümüzdeki dönemde dolardaki yükselişin süreceği öngörüsünde bulundu. Bunun HSBC portföy'e göre birkaç sebebi var dolardaki yükselişin sürecek olmasının. Birincisi, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle, kuvvetle muhtemel devam edecek olan faiz indirimleriyle reel faizin düşebilecek olması. Bu arada Kasım ve Aralık'ta Türkiye'nin dış borç ödemelerinin artacak olması ve bir üçüncü sebep küresel enflasyon endişeleri ile, söylememiş HSBC portföyü ama Amerika'da mesela 10 yıllık tahvillerinin getirilerinin artacak olması. Bütün bu faktörler, diyor HSBC portföy, TL'de değer kaybının devam etme ihtimalini işaret ediyor. Ben bu kanalda bu videoların izleyicileriyle bir anket yaptım. Geçtiğimiz hafta 4 gün önce verilen yanıtlar aslında çok yüksek seviyelerin öngörüldüğünü gösteriyor. %46 bu ankete katılan 3300 izleyici katıldı. %46'sı ankete katılanların yıl sonunu doların 10.50 TL yani 10.5 TL seviyesinden kapatacağını öngörüyor. %19 çok daha az bir oran, 10.20 TL seviyesini öngörüyor. %14 10 TL diyor, yine 14 9.80 TL diyor, %7 gibi çok küçük bir azınlık ise şu an bulunduğumuz seviyeleri 31 Aralık için işaret ediyor. Peki ama iktidar partisi seçime dolardaki, dövizdeki bu büyük çalkantılarla mı gidecek? Dün söylemiştim, dünkü videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Ankara'da bir şeyler pişiyor demiştim. Gerçekten de bir takım kulislerde seçime yönelik olarak bu dövizdeki çalkantıyı, oynaklıyı yatıştırmaya yönelik bir takım önlemler almak istediği, ekonomi yönetiminin buna yönelik bir plan yaptığı, bir takım planlar yaptığı konuşuluyor. Bu planların parçalarından bir tanesinden bugün size söz edeceğim. Büyük yüklü oranda döviz borcu bulunan büyük kurumsal firmalardan 2022 ve 2023 yıllarındaki döviz borcu ödemelerini gerekirse ilave maliyetlere katlanarak yapılandırmalarının isteneceğine dair bir takım bilgiler var. Yine bir başka bilgi, bu döviz piyasasındaki çalkantıyı yatıştırmaya yönelik atılabilecek bir başka adım, büyük ve kurumsal firmaların yurt dışına döviz transferlerine ilişkin detaylı bir takip mekanizmasının kurulma düşüncesi, kurulma hazırlığı. Seçim öncesinde, yani 2022'de ve eğer 2023'e kalırsa seçim 2023'te dövizdeki döviz talebini etkileyen faktörleri kontrol altına almaya yönelik bir plan geliştiriyor Ankara'da ekonomi yönetimi. Banka kredilerine dönelim. Dün biliyorsunuz kamu bankaları, yani Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank çeşitli kredilerde 200 bas puanlık veya 200 bas puana varan oranlarda indirim yapacaklarını duyurmuşlardı. Ama daha sonra bu konut kredisindeki indirimin 200 değil 100 bas puan olduğunu Ahmet Büyükduman, gayrimenkul uzmanı, söylemişti. Bugün bu faiz indiriminin konut piyasasını nasıl etkileyeceğine dair farklı inşaat tarafından hem de finans tarafından açıklamalar geldi. Gelmeye devam ediyor. Nazmi Dur bakayım, İstanbul İnşaatçılar Derneği İNDER'in başkanı, diyor ki bu elbette piyasayı biraz hareketlendirir. Ama biz özellikle, yani biz derken inşaatçıları kastediyor, geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve emlak konut önderliğinde sadece birinci el konutları kapsayan bir faiz kampanyası bekliyoruz. Bu geçen yıl olduğu gibi 0.64'e indirilmesi şeklinde olmayabilir. Ama en azından %1'lere kamu bankaları indirirse faiz oranlarını, biz inşaat şirketleri de elimizi taşın altına koyarız ve 0.80'e çekilmesini sağlarız. Bu arada Ahmet Büyükduman bu dünkü indirimin çok fazla etkide, konut piyasasına çok fazla etkide bulunmayacağı görüşünü bugün bir kez daha tekrarladı. Şöyle diyor, dün indirim yapılmadan önceki son faiz seviyesi kamu bankalarında konut kredisi için %1.37 iken ödenecek taksit 500.000 TL'lik 10 yıl vadeli bir kredi için ödenecek taksit 8.510 TL'ydi. Dünkü indirim sonrasında aylık kredi, konut kredilerinde aylık faiz hepi topu %1.29'a indi ve aylık taksit de 500.000 TL'lik 10 yıl vadeli bir kredinin aylık taksiti de 8.510 TL'den 8.210 TL'ye indi. Yani sadece 300 liralık bir indirim var bu 500.000 liralık kredinin aylık taksitinde diyor ve yani taksit tutarındaki azalma da bu arada %3.53. Bu gerçekten çok düşük bir meblağ. 300 TL yani konut piyasasında sahiden de çok büyük bir hareket yaratır mı? Şüpheli. Zaten Nazmi Dur bakayım da bunu söylemiş. Özellikle birinci el sıfır konutlar için söylemiş. Yani bugün itibariyle ortak kanaat şunu söyleyebiliriz. Bu dünkü 100 puanlık indirim ikinci elde yani eski konutlarda bir hareketlenme yaratacak veya mevcut hareketlenmeyi arttıracak, fiyatlarda bir artış getirecek ama birinci elde sıfır konutlarda biraz daha faizin inmesi gerekiyor. Borsaya geçelim. Borsadaki yükseliş, ralli devam ediyor. Bugün de yükselişini BIST 100 endeksi sürdürdü. Bugün %1.09 yükseldi. Son bir haftadaki getiri %5.55'i, son bir aylık getiri %9'u buldu Borsa İstanbul'da. Bu arada biliyorsunuz bilanço mevsimindeyiz. Dev şirketlerin, Borsa İstanbul'un lokomotif şirketlerinin bilançoları açıklanıyor. Bugün akşam saatlerinde, bu videoyu hatta çektiğim dakikalarda açıklanmış. Ereğli'nin bilançosu açıklandı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 1.4 milyar TL karı vardı Ereğli'nin. Bu yılın aynı döneminde 11.2 milyar TL'ye yükseldi. Çok ciddi bir artış var Erdemir Ereğli'nin karında. Yine bugün açıklanan bir başka bilanço Akbank. Akbank'ta 9 aylık karını geçtiğimiz yıl 4.4 milyar TL'ydi. Bu yıl 7.3 milyar TL'ye yükseltti. Akbank'ta da ciddi bir artış görüyoruz karlılığında. Aselsan'ın yine bugün bilançosu açıklandı. Aselsan'da geçtiğimiz yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 3 milyar TL kar açıklamıştı. Bu yıl 3.135 milyar TL'ye yükseltti. Bugüne kadar açıklanan bilançolar içinde benim dikkatimi çeken Aksigorta'nınki oldu. Aksigorta geçen yılın 9 aylık döneminde 344 milyon TL kar etmişti. Bu yılın 9 aylık döneminde kar 230 milyon TL'ye indi. Bir de bunun üzerine enflasyonu ekleyecek olursak, yani nominal olarak zaten bir düşüş var. Reel olarak daha da fazla karındaki düşüş. Aksigorta'da işler iyi gitmiyor. İlginç bir gelişme. Bu videolara bağımsız, tarafsız, objektif bir şekilde yapmaya çalıştığım ekonomi gazeteciliğini desteklemek isterseniz Patreon'daki sayfam üzerinden bana destek verebilirsiniz. Yarın saat 20.30'da görüşmek üzere.